Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamızda Bootstrap Framework'ünü kullanarak bir web sayfasını sıfırdan nasıl oluşturacağımızı ve bunu bir siteye nasıl dönüştüreceğimizi beraber inceleyeceğiz. Öncelikli olarak getbootstrap.com adresinden ilgili Bootstrap dosyalarını download ederek başlayabiliriz. Bu kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi. Bunun farklı bir çalışması olarak da bunları CDN dediğimiz internet ortamındaki bölümden kullanmak olabilir. Burada gördüğünüz gibi eğer yüklemek istemiyorsak ve orijinal yapısı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan eğer kullanacaksak buradaki yapıyı, buradaki CDN yapısını direkt olarak alıp bunu şablon içerisinde yerleştirmemiz yeterli olacaktır. Ama üzerine bir takım değişiklikler yapacaksak, source kodun yani kaynak kodları üzerinde bir takım değişiklikler yapacaksak, bu zaman da yapmamız gereken bu Bootstrap yapısını bir şekilde indirerek kullanmak. Öncelikle indirerek bu çalışmayı arzu ederseniz gerçekleştirelim. Bu yapısı içerisinde baktığımız zaman Bootstrap'in aslında hem CSS ile ilgili olan çalışmalarını, fontlarla ilgili olan yapıları ve JavaScript ile ilgili olan bölümleri burada görüntüleyebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken uzantı olarak JavaScript'lerin veya CSS'lerin fark etmez. Bir minimum yani sıkıştırılmış versiyonun olması ve bir de açık versiyonun yani üzerinde daha rahat edit edilebilir bir formatının bulunması. Bu şu açıdan önemli. Aslında web yapısına baktığımız zaman işte buradaki boyutları çok fazla büyük gözükmese de bunlar bir şekilde sistem üzerinde aslında okunuyor ve bunlar bir şekilde işleniyor her sayfa yapısında. Bu sıkıştırılmış olan versiyon hem daha az yer kaplıyor hem de daha kompakt bir yapıya sahip. Genelde de herhangi bir şekilde bir örneğe baktığınız zaman bağlantı nereye veriliyor? Minimum olan dosyaya yani sıkıştırılmış olan dosyaya veriliyor. Biz değişiklik yapmak istiyorsak bunun açık halini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bu yapıyı olduğu gibi alalım buradan. Yani CSS'i, fonts'u ve JavaScript klasörlerini olduğu gibi buradan kopyalayalım. Ve masa üstünde hem projemizi yürüteceğimiz hem de brackets içerisinde açacağımız çalışmamızı burada oluşturalım. İsterseniz bu yapıya web final adını verelim ve buradaki çalışmalarımızı kullanabilirim. Ekstra bir takım CSS'ler yapacaksak, kendimiz oluşturacaksak bunları CSS içine, menü ile ilgili bir çalışma yapacaksak bunları JS klasörün içerisine yerleştirebiliriz. Bu tip bir yapı bizim için hazır oluşturulmuş oldu. Şimdi yapmamız gereken öncelikle Brackets'tan ilgili yapıyı yani klasör aç diyerek web final klasörümüzü burada tanıtmak. Web final klasörünü burada tanıttık. Şimdi bu aşamada kullanmamız gereken çalışma bir örnek dosya olabilir. Ve gerçekten o CSS'lere düzgün bağlantı verip veremediğimizi bir şekilde gözlemlemek olabilir. İlk yapmamız gereken çalışmanın bu olması gerekmektedir. Bunun için burada bir dosya oluşturalım. Bu dosyamız şablon.html olsun. Bu şablon dosyası daha sonra bütün web sitesini oluşturacak sayfalara bir şekilde temel teşkil edecek bir dosya yapımız olsun. Buradaki kısım içerisinde daha önce söylemiştik hatırlarsanız. İşte W3 School'daki yapıyı da kullanabiliriz. İşte isterseniz buradaki Bootstrap ile ilgili olan yapıyı da kullanabilirsiniz. Yani işte üstteki o bölümü ekledikten sonra ilişkileri CSS ile JavaScript ile şuradaki gibi bir yapı oluşturabilirsiniz. Veya Bootstrap'in kendi yapısı içerisindeki buradaki bölümde yine Getting Started kısmındaki yapıları ve bununla beraber buradaki örnekleri de yine kullanmanız mümkün olabilir. Oradaki tercih tamamen size kalmış. Yani kendi çalışmanızla ilgili istediğiniz bir örneği
buradan kullanabilirsiniz. Burada bir an önce bizim gördüğümüz example'lar nerede diye bakıyorum. Getting started'ın içinde miydi? Sayfayı biraz büyüttük. Büyütünce yan menü alta kaydı. O yüzden biraz zorlandık. Ona dikkat edelim. Evet, buradaki bölümde basic template yapısında biraz önce bahsettiğim gibi uzaktan bu dosyaları aldığını görüyoruz. İşte JavaScript dosyalarını, CSS dosyalarını uzaktaki bölümden değil de buradaki örnekte kendi yapısından aldığını görüyoruz. Sadece jQuery'yi kullandığı bölümü dışarıdan aldığını görüyoruz. Biz arzu ederseniz eğer direkt olarak bu örnekler üzerinden gidebiliriz. Bu örneklerden istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Kendi sitenize uygun olabilecek. Test için farklı bir çalışma seçebilirsiniz. Mesela bunlarda dikkat ederseniz bir navigasyon yok. Ama alt taraftaki bölümlerde bir takım navigasyonla ilgili olan özellikler de var. Şurada görmüş olduğunuz küçük navigasyon yapıları da var. Buradaki bölümde de çok farklı çalışmalar var. Mesela bu bir günlük tarzı, bir blog tarzı yapıymış. İşte burada daha çok hani böyle bir corporate dediğimiz bir şirket web sayfası benzeri bir sayfa yapısı var. Burada daha bloğa benzeyen bir yapı var. Hangi yapıyı istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Burada istediğiniz gibi bu çalışmayı oluşturabilirsiniz. Burada bakın bir kullanıcı adı şifre giriş bölümü oluşturulmuş. Bunları daha sonra istediğimiz gibi ekleyebiliriz. Biz isterseniz buradaki blok yapısını alalım. Yani şuradaki bölümü, buradaki yapıyı seçelim. Bu Justified Now olan, yani şuradaki menülerin üst tarafta yer aldığı yapıyı seçelim. Burada bunun kaynağına gidebiliriz. View Page Source diyerek sayfa kaynağını burada görüntüleyebiliriz ve buradaki tüm kodları gördüğünüz gibi kopyalayıp kendi projemizin içine yapıştırabiliriz. Buradaki şablonun içine yapıştırabiliriz. Şimdi buradaki bölüm içerisinde dikkat etmemiz gereken çalışmalar var. Nedir bunlar? Şimdi bakın, öncelikle bir favicon burada linki kullanmış. Favicon ne? Favicon aslında şuradaki şu üst tarafta yer alan adres bölümünün hemen yanındaki ikon. Böyle bir ikonunuz varsa bu ikonu öncelikli olarak yerleştirebilirsiniz. Ama şu anda bizim iki üst klasörde böyle bir favikonumuz var mı? Yok. O zaman bu favikonun çıkmayacak olmasına şaşırmamak lazım. Tamam? Yani bizim mesela favikonumuz olacaksa eğer, onu örneğin imaj diye bir klasörün altındaki favikon dosyası olarak belirleyebiliriz. Yani burada aldığın örneği de, kopyaladığın örneği de kendine göre ne yapman lazım? Bir şekilde biçimlendirmen lazım. Şöyle bir örnek favicon bulalım kendimize. favicon.ico diye bir görsel aratalım. Belki hoş bir görsel yapısı. Burada bir sürü kullanabileceğiniz favicon çalışması vardır. Mesela şu tam anlamıyla bir ico dosyası mı? Burada bunları üreten yapılar da var. Mesela bunun bir uzantısı. Yapılabilir. Orada herhangi bir editör programıyla, örneğin Fireworks gibi, Photoshop gibi, onlarla beraber rahatlıkla üretilebilir. Burada o küçük yapısını bulmak lazım. Yani şuradaki yapılarını kaydettiğimiz zaman, yani PNG olarak da bazen görüyor. Onları ICO'ya da dönüştürebiliriz. Bir denemesini yapalım. Masa üstümüzdeki değil, web finaldeki imaj diye bir klasör oluşturalım burada. Bu imajın içine bunu favicon.png olarak kaydedelim.
Bakalım o dosya yapısı geldi mi? Evet. Onun tam adını ikon olarak da oluşması gerekebilir. Ona da dikkat etmek lazım. Onun için belki onu daha sonra dönüştürürüz. Favicon.png olarak şimdilik bunu belirleyelim. Sonra dönüştürme işlemini yaparız. Şimdi burada devam ediyorum. Bakın, iki klasör üstte onların web alanına göre dist adlı bir klasörün içinde CSS, içinde bootstrap 1.css. E şimdi bizim bunu ne yapmamız lazım? Bunun bizi tabii ki gelip buradan kendimiz bu adresi vermemiz lazım. CSS'in içindeki, değil mi? Bootstrap.css dememiz lazım. Yani kendi download ettiğimiz klasörün içindeki ilgili dosyayı yapmamız lazım. Bir de bunun minimumunu değil, açık haline ilişkilendirdik. İçinde değişiklik yapmak istersek diye. Sonra kafanız karışmasın diye kullanmadıklarınızı silebilirsiniz. Yani orada durmasına gerek yok. Burada custom style for this template diyor. Burada justified now.css olarak bir yapısı var. Yani oradaki bölümü aslında bir anlamda bu temanın CSS'ini orada oluşturuyor. Bunu da bizim mevcut indirdiğimiz yapı içerisinde bu yoksa yine bunu ne yapmak lazım? Buradaki bölümden takip etmek lazım. Çok basit olarak. Şimdi bunların hepsi metin tabanlı olduğu için bunlar da elimizdeki bu kaynakları da metin tabanlı olarak yine erişebiliriz. Yani sen buraya gelip justified now.css'e tıkladığın zaman bu CSS açılmıyor mu? Açılıyor. Bunu açıldıktan sonra istiyorsan bunu farklı kaydet. Yani buradaki bölümü save as'de justified now.css ve kendi projenin içine bunu, web finalin içine, CSS'nin içine bunu kaydet. Kaydettikten sonra da brackets içerisinde bunun adresini ver. CSS'nin içerisinde şunu bir güncelleyelim yalnız. Refresh edelim. Oradaki bölüme geldiğini oradan bunu alalım. CSS'nin içindeki justified now CSS olarak bu geldi. Tamam, bunu da bağladık. Hemen aşağı geldik. Buradaki bölüm içerisinde bir tane JavaScript ile ilgili, bu emulation ile ilgili, daha doğrusu Internet Explorer ile ilgili bir JavaScript yapısı oluşturmuşlar. Bu JavaScript yapısı da şu anda bizim mevcut yapımızda yok, dikkat ederseniz. Bunu da alalım o bölümden. Yani ihtiyacımız olan her şeyi yoksa alabiliyoruz. Bunu da alalım. Kaydedelim. Save as. Bunu buradan alacağımıza ne yapabilirdik? Bu linki alıp oraya yapıştırabiliriz, değil mi? İnternetteki linkini. Yani buradaki linki alıp internet ortamındaki yapıya bunu ekleyebilirdik. Bunu da JavaScript içine yerleştir. Ve brackets içerisinde her şeyi download yapısı gibi kullanıyoruz. Hemen JavaScript içerisindeki IE emulation warning'i de aldım. Devam ediyorum. Bakın ne diyor burada? Buradaki yapılarda dışarıdan da alınabilir diyor. Eğer ne için? Bu Internet Explorer 8 ile ilgili bir destek için. Devam ediyoruz. Onları herhangi bir şekilde kullanmıyoruz. Burada başka bir yapı var mı diye bakıyorum ihtiyacımız olan. Şunu da düzeltelim. Biraz önce aldığımız yapıydı, değil mi? Report olan mıydı bakalım? Ha, bu başkaymış. Onu da çalalım oradan. Şunu da alalım. Bunu da farklı kaydet değil. Ve bunu da GS'in içine kaydedelim. Bunlar hep Microsoft'un tarayıcısının... Hocam siz kaydediyorsunuz ya, burada link verebiliriz. Evet, aynen öyle. Ama o zaman internete bağlı olman lazım her zaman çalışırken. Ama o sonra kesinlikle hepsiniz.
Zaten web sitesi. Ama işte evde çalıştım mesela, internet yok vesaire. Öyle. Yani evde internet olmaması zaten hani dersten başarısız olmak için yeterli bir şey. Nasıl çalışacaksın? JSON içerisindeki şu viewport'u al. Şimdi ben bunu, bu haldeki yapıyı, bu download işlemini yapıp da bu şeyi bağladıktan sonra, şu yapıları vesaireyi buraya bağladıktan sonra çalıştırdığım zaman, eğer herhangi bir bölüm unutmadıysam ne yapmasını bekliyorum? İşte buradaki şablonu çalıştırdığım zaman artık her şeyle çalışır bir yapıyı ne yapmış oldum? Kendi bilgisayarımda oluşturmuş oldum. Tamam. Bu aşamadan itibaren eğer benim bu yapıyla ilgili bir sıkıntım yoksa, ki bunu mesela iki bloklu yapabilirim. Alt taraftaki bölümden. Hatırlayın, divleri ona göre yapıyorduk. Değil mi? Buradaki bölümleri silebilirim vesaire yapabilirim. Menüleri değiştirebilirim. Her türlü düzenlemeyi burada yapabilirim. Şu anda biz aslında ne yapmış olduk? İnternet üzerinde çalışan bir framework'ten alınmış yapıyı kendi bilgisayarımıza bir anlamda indirmiş olduk ve bilgisayarımıza uyumlu hale getirdik. Ha, buradaki bölümde bunlara ihtiyaç vardı. Ama sen burada işte bu Bootstrap'in farklı bir örneğini eğer kullanacaksan orada da farklı bir şeyle karşılaşabilirsin. Şöyle söyleyeyim. Bu example'lara girelim mesela. Şu. Çok daha basit bir yapı. Şimdi bunun içine girdiğin zaman sorusuna, buradaki yapılarda da mesela farklı özellikleri download etmek gerekir. Mesela burada jQuery ile ilgili, değil mi? Bir farklı yapıyı da en altta alıyor. Core JS, Bootstrap'in JavaScript'ini de alıyor vesaire yapıyor gibi. Tamam? Bu şekilde farklı yapılar olabilir. Oradaki örneğin içine bakmak lazım. Yani örneğin içindeki her bağlantıyı kullanmak lazım. Mesela biraz önceki bölümde ne yapmıştık biz? Farklı bir Justified Now template yapmıştık. Burada da Starter Template CSS varmış. Tamam mı? Farklı farklı buradaki template'ler olabiliyor. Şimdi bu aşamada yapmamız gereken çalışma neydi hatırlarsanız? Proje içerisindeki her sayfada aynı kalacağını varsaydığımız ama değişeceğini de düşündüğümüz içerik olarak bölümleri dışarıdan okutabilmek. Bu önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü aksi takdirde 20 sayfa yaptık. Yeni bir menü ekledik. 20 tane sayfada bu güncellemeyi yapmamız gerekiyordu. Tamam? Onun için burada ne yapmamız gerekecek? Bu sayfa özelinde konuşursak bizim her sayfada sabit kalacak ama değişeceğini düşündüğümüz bölümler bir kere menü olabilir. Öyle değil mi? Buradaki menü yapısı olabilir. Bir. Buradaki bölüm değişmesini isteyebiliriz. Veya sabit kalmasını isteyebiliriz. Bakılabilir. Yani burası dışarıdan alınabilir. Ama buralar için aynı şey söyleyemeyiz. Neden? Bu her sayfanın içerisinde kendine ait, kendine özel bir yapısı olabilir. Kendine özel bir içerik olabilir. Bunları dışarıdan okutmamıza gerek yok. Her sayfada bunlar gelebilir. Bir de şurası değişebilir, öyle değil mi? Alt satır da değişebilir. O zaman bunlarla ilgili şöyle bir yapı oluşturalım isterseniz. JSON'in içerisinde kendimize ait bir tane JavaScript dosyası oluşturalım. Ve bu JavaScript dosyasına variable diyelim ya da değişkenler diyelim. Yani içinde bir takım değişkenler oluşturup çekeceğimiz yapı. İşte vars.js diye değişkenlerin oluştuğu bir JS yapısı oluşturalım. Şimdi şablonumuzun çalışan bölümü içerisinde, yani buradaki bölüm içerisinde
Biz o menü yapısını nereden alıyorsak, o menü bölümünü, o menüyü oradan alıp oradaki bölümün içine yerleştirmemiz gerekiyor. Burada bakın bir konteyner var. Bunlara hiç dokunmuyorum. Neresi var? Şurası var. Eğer menüyü de yarın bir gün değiştiririm diyorsan, belki nereden itibaren almakta fayda var? Şuradan itibaren almakta fayda var, öyle değil mi? Hani menünü komple blok olarak almak. Yarın bir gün farklı bir menü kullanırım diye. Ama eğer bu menü sabit kalacak, çok da karıştırmayayım, şunun şurasında dersi bitmese ne kaldı, riske atmayayım diyorsan, burayı alabilirsin. Tamam mı? Ama istersen buradaki bölüm içerisinde bu dil yapısını da komple alabilirsin. Mesela oradaki project name kısmını da özelleştirebilirsin. Tamam mı? Yani ne kadarlık bir bölümü dışarıdan çekip her sayfada bunu tekrar ettirmek istiyorsan o kadarlık bölümü seçebilirsin. O senin artık tekniğine kalmış, senin yapına kalmış. Şu project name değişecekse her sayfada bunu değiştirebilirsin ama bu sabit kalacaksa mesela BB'ye bisiklet takımı. Bu bunun sayfanın adıysa ve hiçbir zaman değişmeyecekse bunu bu şekilde sabit bırakabiliriz. O zaman biz şurayı alalım. Şuradaki bölümü alalım. Bunu buradan comment x ile çalalım. Çaldıktan sonra da yerine örneğin 4 tane x koy. Niye? Sonra kontrol f ile 4 tane x'i aratırsın. Hani orada mesela yemeğe çağırdılar. İşte Orçun gel gittin yemeğe geldi. Kafa 2000. Ne yaptık, nereyi sildik? Büyük ihtimalle unutursun. İşte oraya bir yer tanımlayıcı koyabilirsin veya bir comment yeri koyabilirsin. Şimdi neyi bekleriz biz? Bu çalışmada bu şablon HTML'de artık o menünün olmadığını bekleriz. Ama o divler kalıyor. Demek ki o div o gri geri planı veriyormuş. XXX tamam buraya yerleştireceğim. Gayet güzel. Ne yapıyorum? JavaScript olarak oluşturduğum dosyamı açıyorum. Buraya bir tane yapı girelim. Diyelim ki var myMenu eşittir artı alt satır edelim rahat çalışabilmek amacıyla. Bu yapının hepsini buraya yapıştıralım. Genelde HTML'de çift tırnak kullanıldığı için tek tırnak kullanarak bunları satır haline getirelim. Bunların hepsi yan yana dursa da bir şey olmaz. O zaman böyle artı falan koymamıza da gerek kalmaz. Ama ben rahat çalışalım istediğim için bunları bu şekilde oluşturuyorum. En son satıra da çok güzel. Çünkü satırı kapatmam lazım. Aklınızda olsun. Bunların rengi turuncuya dönmeli. Barakit özelinde konuşuyorum. Eğer aralarda bir şeyler farklı renkteyse o zaman iyi kapanmadı demektir. Şurada olduğu gibi. Bak burada bir karıştı. Şurada şey oldu. Halbuki bu şekilde olacak. Ya da sen şunu sildin. Buralarda aralarda bir şeyler açıp kapatmasında problem olabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi bunu aldık. Öncelikle ne yapacağım? Şablona geri döneceğim. Neyi eklemem lazım buraya? Gayet güzel. Var menüden önce o JS dosyasını eklemem lazım. Öyle değil mi? Buradaki bölümü ekleyelim. İşte burada şu script var. Bunu çalalım mı? Çalalım. Arge'nin bir öncesi çalgedi. Çal geliştir. Yani alıyorsun. Çalıyorsun ve geliştiriyorsun. Neydi? JS'nin içerisindeki vars.js'ti. Bunu kaydetti. Bunu yapmak yeterli mi? Hayır yeterli değil. XXX'in olduğu yere geliyorum. Öyle değil mi? Buraya bir script açıyorum. Ve bu script'in içine ne yapıyorum? Evet çok güzel. Document neyi ifade ediyor? O web'in, o sayfayı ifade ediyor değil mi? O sayfaya yaz. Neyi yaz?
Çift tırnak kullanmıyorum burada. Niye? O bir değişken çünkü. Bir string değil. Neydi değişkenim? My. Çok iyi. My menü. Kapattım. Şimdi bu xxx gelen yerde menüler çıktıysa burada bir sıkıntısı var. Ona bakalım. Büyük ihtimalle o şeyi tam okuyamadan geldiği için oluyor. İlk başta o değişkeni okuyamıyor herhalde. Buna gelelim. Buradaki menü içerisinde şunu bir refresh yapalım. Bu arada şey geldi, dikkat ediyor musunuz? Favicon geldi. Çalışmamızı burada bir eksik okuyamadığı, göremediği bölüm var mı diye bakıyorum. Buradan home project kontak. Yani orada ki bölümde direkt şey yapsak iyi olur dediğiniz gibi. Evet. Yani orada bir değişken daha arıyor. Onu bulamadığı için oradaki bölümünü şey yapıyor. Orada belki boşluk koyabilir. Şu anda bu menü yapısını aldı. Yani menüler şu anda daha çalışmıyor ama bassa oradaki ilgili bölüme gidecek. Hemen bir deneme yapalım isterseniz. Home'a ana sayfa yazalım. Ve indekse gitsin. Şimdi refresh edelim. Ana sayfa diye geldiğini otomatikman görüyoruz. Eğer buradaki bu marketingle ilgili olan bölümü de her sayfada oraya özel bir şey yerleştiririm diyorsak, oradaki bölüme bir görsel veya başka bir çalışma, o zaman ne yapabiliriz? Oradaki bölümü de alabiliriz. Herhalde bu cam batırın dediği, cam butron nasıl okunuyor? Bu yapıyı orada alıyor. Bak, example of row columns. Burada şeyin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz değil mi? Komentlerin ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Şu divi seçtiğimiz zaman barakasıyla güzel bir özelliği, o divi nerede kapattığını işaretliyor, dikkat ederseniz. O zaman ben bunu alıp bu bölümü komple kullanabilirim veya şuradaki şu içerik olan kısmını alıp kullanabilirim. Nasıl arzu ederseniz. Bunu alalım. Bu sefer hepsini birden alalım. Keselim. Ve burada yeni bir değişken oluşturalım. Var jump diyelim. Ve buradaki bölüme bunları oluşturalım. Yani sayfa yapımızı yerleştirelim. Bunları açıp kapatırken şuna dikkat edin. Bazıları alt satıra iniyor bakın. O alt satıra inenlere dokunmayacaksınız. Şuradaki kısma etiketin burada bitimine bu çalışmayı koyalım. Etiket bakın burada bitiyor. Etiket burada bitiyor ve satır da burada bitiyor. Bunlara lütfen çok dikkat edin. Yani şunlar devam eden satırlar olduğu için sizi yorultmasın. Şimdi gelip buradaki kısma çalıştığı zaman oradaki yapının bir şekilde aslında gelmemesi lazım. Hemen kontrol edelim. Şablonu da kaydediyorum bakın. Şu anda bu bölüm yok. Değil mi? Bu da güzel aslında. İstediğiniz bölümde orayı da yok edebilirsiniz. Her sayfada istemiyorsan böyle bir şey yok edebilirsin. İstediğin zaman. Geliyorum buraya. Ne yapacağım? Bir daha script eklememe gerek var mı? Yok. Zaten o JavaScript'i ne yaptık? Bir kere çektik. O zaman ne yapacağım? Buradan
büyük harf açık kalmış. Script diyeceğim. Ve yine document write. Bu sefer hangi değişkeni yazacağım? Evet. Jump isimli değişkeni buraya yazacağım. Şimdi çalıştırdığım zaman bu da gelecek. Hangi sayfadan istemezsem o jump'ı kaldırabilirim. Başka bir şey ekleyebilirim. İstediğim gibi orayı ne yapabilirim? Özelleştirebilirim. Şimdi buraya geldik. Burada da 3 tane kolon var. Bunlara dokunmama gerek yok normalde. Ama geçen haftalardaki bir örneğimizde ne yapmıştık? Bunun kolonlardan bir tanesini sosyal medya yapmıştık. Eğer sayfaya sosyal medya eklemek istemiyorsan o kolonlardan birini sosyal medya kolonu örneğin yapabilirsin. Bir de alt taraftaki copyright kısmını alabiliriz demiştik. O zaman buraya gelelim. Şuradaki footer'ın içini alalım. Document write'ını hemen yazalım bu sefer. Document write ayak. Ve buradaki bölümde de var ayak diyerek bu çalışmayı. Bunu artık alt satır atmaya bile gerek yok, öyle değil mi? Şöyle yapabiliriz. Bunu oluşturduk. Şimdi her şeyimiz hazır. Yapmamız gereken şey ne? Bu aşamadan sonra artık bracket'ın içine girip bu şablondan üretime geçmek. Neler olsun? Bir index olacak. Sonra mesela kulüp hakkında kulüp öyle yazarsak olmaz tabii. Hakkında diyelim. Tamam. Bir tane daha sayfa olsun. Mesela etkinlikler. Tamam. Bir tane daha olsun. Başarılar. Kazanılan şeyleri oraya koyarız. Sıkça sorulan sorular ve iletişim örnek olarak. Şimdi bu aşamadan sonra artık varın içine girip, bu değişkenlerin içine girip buradaki bölümden, ana sayfadan sonra hakkında deyip hakkında nokta HTML dediğimiz zaman ve kaydettiğimiz zaman bu yapı üzerinde indekse gittiğimiz zaman, hakkında'ya bastığımız zaman hakkında nokta HTML'in geldiğini rahatlıkla görüyoruz. İşte about'a bastığımız zaman bir şey gelmeyecek ama onları yaptığımız zaman otomatikman gelecek. Ve bu şekilde bu yapıyı oluşturabileceğiz. Örneğin hakkında'ya girdiğimiz zaman buradaki bölümde şuradaki yapı içerisinde işte bir değişiklik yapmak istiyorsak jump 1, jump 2, jump 3 deyip document write jump 1, jump 2, jump 3 diyerek bunları ne yapabiliriz? Farklı sayfalarda birden fazla şablon kullanabiliriz. Ya da buraya tek bir yapı ekleyebiliriz. Bu şekilde istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Çok basit bir örneğini göstereyim. Mesela buraya ben şunu diyebilirim. Jump hakkında diyelim ki. Ve bu hakkında bölümüne gelip şuradaki bölüme jump hakkında derim. Ve buradaki bölüm içerisindeki kısımdan bisiklet özgürlüktür gibi bir ifade verebilirim. O zaman işte ana sayfada bu çıkarken hakkında kaydettik mi onu? Kaydetmemişiz. Hakkında'ya girdiğimiz zaman bu şekilde çıktığını görüntüleyebiliriz.
biliriz. Ve aşağı kısımlarda istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Sonra bu haline olduğu gibi Inter'de yüklediğimiz zaman zaten herhangi bir problem olmadan çalışacaktır.